Yasemin Leymoni ben, Hataylıyım. Tek Uzem ile KPSS'ye hazırlandım. 84 puanla bölümümde Türkiye 17.sı olarak Devlet Demiryolları, Mersin, gişe memuru olarak alındım, atandım. Şu an gişe memuru artı hasılat memuru olarak görev yapmaktayım. Yasemin hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba hocam. Bu sınav hazırlık sürecinde Tek Uzem'i nasıl keşfettin? Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine inceledim. Sosyal medyada da çok bahsi geçti, internet ortamında da çok bahsi geçti. Araştırdım ve pandemi sürecine yakın bir dönemdi zaten. Dershaneye gitmek, bir eğitim kurumuna gitmek çok yorucu ve stresli olacağını düşündüğüm için uzaktan eğitimi tercih ettim ve iyi ki de tercih etmişim. Daha az eforla daha çok verim aldığımı söyleyebilirim. Tek Uzem'den almış olduğun eğitimin, derslerin faydası neler oldu? Hocam ben en son kalemi kağıdı elime aldı 10 sene falan oldu herhalde. Hayatımda KPSS'ye hiç çalışmadım. Hiç hazırlanmayı da düşünmedim. İlk defasında oturup çalışıp hazırlanmak ve atanmak sonucu zaten gösteriyor herhalde. Canlı derslerin ve ders tekrarlarının katkıları oldu mu? Elbette, tabii ki. Büyük bir disiplin bizim için. En azından her gün biliyorum ki saat 7'de bizim dersimiz başlıyor ve herkes saat 7'de ona yetişme telaşına giriyordu. Bir sorumluluk hissi, bir adaptasyon, bu çok değerliydi aslında. Daha sonraları o takıldığımız yerlere dönüp tekrar yani hiç bıkmadan, usanmadan dinleyebilme imkanımız oldu. O çok değerli bir şeydi. Tek Uzem öğretmenlerinin katkıları neler oldu? Müthiş bir disiplin bir kere. Çok arkamızda durdular kesinlikle. Hiç bıkmadan, utanmadan defalarca yanımızda oldular. Gerek kaynak takviyesi, PDF testler, soru cevap saatleri olsun. Bunlar hocalarımız sayesindeydi açıkçası. Tek Uzem'in rehberlik hizmetinden memnun muydu? Elbette. Sana neler kattı? Elbette memnundum. Çok bir kere çok ilgililer. Çok arıyorlar, çok soruyorlar. Ne ihtiyacımız olduğunu çok soruyorlar. Program desteği sağladılar. Konuda destekleri de çok iyiydi gayet. Buradan İnce Hocama selamlar ve teşekkürler kendisine. Dershaneye göre uzaktan eğitim, Tek Uzem'in faydaları neler oldu sana? İlk açıdan düşündüğümüz zaman kesinlikle yorgunluk. Yorgunluk, kış dönemi, yağmur, kıntı. Yani onların hiçbirini yaşamadım. İstediğim zaman ders kayıtlarını tekrar dinleyebildim. Bakana usana kadar dinleyebildim. Anlamadığım şeyleri sormak için sürekli tıbat halinde olduğunuz gibi bir değerli hocalarım vardı. Özellikle asla hakkınızı inkar edemem. Her konuda arkamızda gördüğüm, desteğini aldığımız ve bizi sürekli motive eden insanımız açıdı. O yüzden bunun değeri tabii ki çok önemli. Defalarca kez bir dinledik, daha iyi sorduk. Bıkana kadar anlattınız, bıkana kadar anlattılar. Uzaktan eğitim rahatlığı da tartışılmaz yani ev ortamında. Ve bizi kamçılayan, disipline eden, hani biliyorduk ki saat 7'de Alp Hoca'ya dersimiz var. Saat 10'da matematik dersi var. Bunu biliyor yani. Ve ona göre o disiplini sağlıyorduk kendi açımızdan. O yüzden bunu diye daha büyük diye düşünüyorum. Uzaktan eğitimden bu kadar derece yapabilirim düşüncesi var mıydı hiç? Asla. Siz biliyorsunuz zaten en umutsuzu bendim o kadar kişi arasında. En umutsuzu ben atanmayacağım zaten ama öylesine hazırlanıyorum ki herkesin önünde atanan olmak çok güzel bir gurur açıkçası. Hani belki başkalarına göre yaptığımız çok büyük bir şey değil ama hepimiz kendi hayatımıza baktığımız zaman bu bizim başarımız ve bir başarı ölçüsü bu. Kaçıncı tercihindi Yasemin? İkinci tercihimdi. Müthiş bir başarı. Evet. Sen istekli bir öğrenciydin. Sürekli zorluyordun. Anlamadığın yerleri tekrardan soruyordun. Büyük bir başarı da sağladın. Türkiye 17.sü. Gurur duyman lazım. Ön lisans. Çok gurur duydum. Evet. Ben o kadar gerilerinden gidip bunu yaşamış olmak gerçekten gurur verici ve kendimle gurur duyuyorum. Yani. Senin gibi sınava hazırlananlara Tek Uzem'i önerir misin? Elbette öneririm. Müthiş bir disiplin bir kere. Bir işe karar verdiğiniz zaman ilk yapacağınız şeyi anlama ve disiplin. Planlama size aittir. Disiplin de size aittir. Ama karşıdakine eğer o fırsatı verirseniz sizi çok güzel disipline edebiliyor kurum açısından. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ev ortamında, ev dershanesi olup kadar böyle içinde tutan sanmıyorum başka. Senin gibi şu an 2022 sınavına hazırlanan arkadaşlara neler tavsiye edersin? 5-6 ay gibi bir sürede hazırlandım ben. Her zaman, her an ders olmuyor. Yani sürekli ders yapıp kalkmadık. Kendimize göre zaman ayırdık, kendimize göre sıkıntılarımız oldu, başka şeyler oldu. Ama önemli olan hiç vazgeçmedik. Çok ağladım. Evet siz de ağlayın, siz de vazgeçin. 2 saat sonra gözyaşlarınızı silin, kahvenizi yapıp tekrar ders başına oturun. Çünkü biz de öyle yaptık. Vazgeçmediğinde oluyor. Ben bunu anladım. Ama hiçbir zaman da çok ara vermedim. Sadece istikrarlı davranmam ve çok istedim. Yani diyorsun ki hocam çok çalışma, değil planlı, istekli çalışmak her şeyi istedi, değil mi?